Şimdi biliyorsunuz bu geçmiş dönemde 15 senedir CHP iktidarı vardı burada, belediye başkanı vardı. Tabii gördük ki popülist siyasetlerle insanlara hoş görünerek 3 dönemdir kazandılar. Fakat Bozdağ'ın belediyesini son derece kötüye götürdüler. Belki Bozdağ'ın önümüzdeki 15-20 sene geleceğini bitirdiler. Biz de Cumhur İttifakı olarak Ufuk Başkanımızın adaylığında, Kemal Başkanımızla el birliğiyle gece gündüz çalışarak bu seçimleri aldık. Tabii bu seçimleri aldıktan sonra hedefimiz belliydi. Yani Bozdağ'da belediyede delik, kovuk, yani yiğinti içinde ne varsa hepsini bitirmek üzere biz bu işe yola koyulduk. Sağ olsun Ufuk Başkanımız da bu konuda çok gayretliydi. 3,5 senedir Bozdağ'a gelen yatırımlar belli. Var gücümüzde Ufuk Başkanımız sürekli Ankara'da milletvekillerimizle beraber devamlı gidip gelerek yani Bozdağ'a büyük bir yatırımlara katkı sağladılar. Yine burada Bozdağ'da olacak işlerde Kemal Başkanımızla, Ufuk Başkanımızla, vekillerimizle diyalog kuruyoruz. Zaman zaman Ankara'ya beraber gittiğimiz de oluyor. Yani Bozdağ için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah bu çalışmalarımız devam edecek. Önümüzde daha sürecimiz var. İnşallah bir dahaki dönemde yine Ufuk Başkanımızı belediye başkanı yaparız. Bozdağ'a büyük bir yatırımlarla gençlerin önünü açarak geleceklerini temin ederiz. Yani hedefimiz bu. Teşekkür ederim. Teşekkür 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı adayımız belli, kararımız net. İnşallah el birliğiyle tekrar Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanı olarak seçilecektir. Yani bu el birliğiyle çalışıp bunu halletmemiz gerekiyor. Önümüzdeki hedeflere ulaşmamız için bunun olması lazım. Biz burada Bozdağ'da var gücümüzle gece gündüz Cumhur İttifakı olarak bunu çalışmalarını devam ediyoruz. Başkanım sizlerin de görüş ve değerlendirmelerini alabilir miyiz? Evet, şimdi biraz önce arkadaşlarımızın, sayın vekilimizin, sayın belediye başkanımızın ifade ettiği gibi biz gerçekten uyum içerisinde hem Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımızla hem de halkımızla uyum içerisinde iyi bir seçim geçirdik. Tabii bunun arkasında yapılması gereken birçok şeyler vardı. 4 vekilimiz, bakanlarımız ve Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere o gayret, o samimiyet ve o inanç olmasaydı bu müteahhit arkadaşlarımız da belki de bu ilçedeki yatırımlarda şüphe edebilirlerdi. İşte o güçlü destek, yani Ankara desteği, Sayın Cumhurbaşkanı'nın dik duruşu, müteahhit arkadaşım ilçemizdeki yapılmakta olan bu ihalelerde hiç çekinmeden geldiler. Dolayısıyla burada Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımız, sayın vekillerimiz, yani kim varsa bu işin içerisinde gerçekten hepsine çok teşekkür ediyoruz. İlçemiz yeni bir görünüme, yeni bir atılıma, yeni bir dizaynın içerisinde göç veren bir ilçeydi. Ama şu anda işte bu gençlerimize dönük çalışmalarımız vesairesiyle ilçede dünyadaki bu tarıma olan farklı bir bakıştan sonra da ki ilçemiz tarım ilçesi gerçekten iyi bir noktaya doğru gidiyoruz. Ben 2023'ün ilçemiz açısından da çok daha güçlü bir şekilde desteklediğini görüyoruz. Çünkü sahada bizim ne yaptığımızı, nasıl çalıştığımızı vatandaşımız da görüyor. Bir cümleyle bitireyim. Bazı yerlerde oturup konuştuğumuzda sizden bu performansı böyle ikiye katlayan performansı görmekten biz mutluyuz diyorlar. Tabii biz dediğim gibi sayın vekillerimizle beraber Cumhur İttifakımızın ve Ankara'nın ve Cumhurbaşkanımızın o dik duruşu bize güç veriyor. Teşekkür ederim. Burada çok önemli bir şey var. Bu aslında genel siyasetin burada yansıması bu. Yani şu açıdan yansıması. Türkiye'de biliyorsunuz özellikle Aydın bizim millet reyiyle gelen, iradesiyle gelen merhum bir başbakanımız var. Yani Adnan Menderes. Biz yine aynı şeyde seviyede, aynı doğrultuda milletin oylarıyla gelmiş ilk cumhurbaşkanı ve ilk
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başkanı ile birlikte aynı yolda, Cumhur İttifakı ile birlikte yürüyoruz. Bu çok onur verici bir şey. Sistemin verdiği kolaylıklar bu. Yani sistem şunu emrediyor. Çok hızlı bir şekilde bir başkan, hani tek adam tek adam deniyor ama çok hızlı bir şekilde karar mekanizmaları çalıştırılıyor. Hızlı bir şekilde de buralara, alanlara yansıması oluyor. Dün biz bunun bir tane daha örneğine tanık olduk. Ben şahsen Ankara'daydım. Biliyorsunuz şu anda Türkiye'nin en son, en büyük projesi dün lansmanı yapıldı. 2008 yılına kadar 500 bin konut, 250 bin de arsa yine projesiyle ilk iş, ilk ev hedefiyle yola çıkılan bu yolda şu anda 250 binlik hedefin içinde buraya da, Bozdağ'a da bir buradan bir pay çıktı. Ufuk Başkan tabii bu açıdan çok işte emek sarf etti. Dediği gibi burada hazine arazisinin olmaması sebebiyle, milli emlaktan buradan bir edinimimiz olmaması sebebiyle orada bayağı bir çaba sarf etti. Ama hedef belli. Yani Türkiye'de bütün insanlarımızın barınabileceği, ihtiyaç sahiplerinin karşılığını karşılayabilecek olmayanların dahi barınabileceği ev hedefine Sayın Cumhurbaşkanımız koydu. Burada Aydın'a da 2950 tane hedef düştü. Bunlar bir şekilde pay edildi. Tabii eksik olanlar var. Onlarla ilgili de ben dün hemen lansman akabinde TOKİ Başkanımızı ziyaret ettim. Mesela bunların içinde Didim'e hiç bu konuda hiçbir pay gelmemişti. Onun bir sözünü aldık. Arazilerini teslimini yaptık. TOKİ Başkanı çok ilginç bir şey söyledi. Ya dedi, Bekir'im dedi, bu arazileri veriyorsunuz ama bunların altyapıları hazır mı? Çünkü bize Cumhurbaşkanımız topladı. Dedi ki hemen yarın inşaata başlıyorsunuz. Yani bu projelerle ilgili söylüyorum. Hemen yarın inşaata başlıyor. Yani bu kadar hızlı karar verilip adım atılan bir proje. Bu projede, bu lansmandaki rakam Aydın için 2950. Fakat dün yaptığımız TOKİ Başkanımızdaki görüşmemizde bu tabii ki büyütülecek. Biraz daha ilave edilecek. Yani 250 bin adet olan hedef biraz daha değişebilir Türkiye'de. Böyle değişik illerimizden de, ilçelerimizden de talep olacaktır. Bu inşallah Bozdağ'ın içinde diğer ilçelerimizde de değişecek inşallah. İnşallah diğer konularda da böyle devam edecek. Türkiye kalkınıyor. Bu kadar salgının verdiği hasarların karşılığında dünya ülkeleri dökülürken ekonomik açıdan parası çok bol olduğunu bildiğimiz, teknolojinin çok ileri olduğunu bildiğimiz ülkeler dökülürken hamdolsun bakın bugün inşaatlar devam ediyor. Dünya, Türkiye'nin her yerinde bu. Yalnızca Bozdağ'a değil. 17 ilçemizde aynı şantiyeler kuruldu. İlimizde kuruldu. Bütün illerimizde, 81 vilayetimizde de bunlar var. Ben inşallah bu işin liderimizin önderliğinde 2023'te, daha sonrasında 2024'te de başkanımın dediği gibi inşallah belediyelerimizin devamıyla, ki bu hizmetin karşılığını vatandaş görüyor, yapacaktır. Bazı karşı mahallede bunu görmeyenler olacaktır ama o çok önemli değil. Zaten şu anda Cumhur İttifakı'nın en büyük başarılı olduğu konu, hedef bir, Cumhurbaşkanı bir, adayımız bir, hiçbir sıkıntımız yok. Karşı tarafta bu daha bile belirlenmedi. İstikrarsızlık oradan başlıyor zaten. Onun için inşallah Türkiye'nin yönü aydınlık.